Merhaba herkese. 50 bin yıllık hikayenin 14. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Profesör Doktor Erdem Dek ile konuşmamıza devam ediyoruz. Hocam en son ben Avrupa'nın balkonundan bahsettiğimizden söz etmiştim İspanya ve Portekiz üzerinden. Bir de Avrupa'nın merkezine, eski merkeze dönelim. Orada neler oluyor? Kısa bir hatırlatmayla başlamak istiyorum aslında. Şöyle, biz Avrupa'nın merkezi yani Kusa Roma İmparatorluğu'nun kurulmasından itibaren Alplerin kuzey ile güneyin aslında birlikte hareket ettiğini konuşmuştuk. Bunun tabii çok tarihsel arka planı var ama şu anda bizi ilgilendiren kısım şu. Avrupa'nın kalbi dini ve dünyevi otoritelerin birleşmesiyle yaklaşık 700-800 yıl boyunca Avrupa'daki şemsiye örgütünün de aslında yönetildiği yer oldu. Herkesin gözünü döndüğü. Ya bir tür oranın kıblesi oldu yani diyelim bu iki merkez. Bu durum içeride ciddi bölünmüşlüğe yol açmıştı ve İber Yarımadası'nda başlayan yayılmacılıkla konuştuğumuz üzere hem ekonomik güç hem de aslında uhrevi gücün sunduğu imkanlar açısından baktığımızda yavaş yavaş İber Yarımadası'nın çok ciddi ön plana çıktığını ve bunun ekonomik getirdiğini görüyoruz. Yani hem siyaseten hem ekonomik olarak hem de bir anlamda dini dünyevi yetki itibariyle İber Yarımadası sizin tabirinizde balkon ön plana çıktığından eski merkez çok ciddi bir güç kaybı yaşamaya başladı. Bu tahmin edersiniz ki çok olağan bir şey değil. Hiçbir sistem uzun yıllar boyunca merkez olan bir yerdeki gücü kaybettiğinde yaratılan güç boşluğundan böyle normal çıkamaz. Mutlaka ciddi bir türbülansa girer. En azından oradaki networkleri düşünün, rant ilişkisini düşünün, ekonomik sınıfsal ilişkileri düşünün, toplumsal yapıyı düşünün. Bütün yolların ya da bütün imkanların aktığı yolların birden kesilmesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla orada çok ciddi bir türbülans yaşanmaya başladı. Üstelik 1492'nin orta vadede getirdiği bazı olumsuz etkiler de var bu coğrafya için. Nedir? En başta karşılıksız meta giriyor daha önce konuştuğumuz üzere ve çok ciddi bir enflasyon yaşanıyor. Enflasyonist baskı var. İkincisi bazı o zamana kadar Avrupa'da olmayan tarım ürünlerinin Avrupa'ya girmeye başladığından bahsediyoruz. Tırnak işte eski dünyaya değil mi? Patates, bugün kullandığımız patatesten domates, biber varana kadar her şey Avrupa ve eski dünya denen coğrafyaya girmeye başlıyor. Bu da Avrupa'nın kalbindeki ekonomik sistemi çökertecek bir şey. Çünkü orası tarım ekonomisine dayalı bir yer. Değil mi? Alman köylüleri diyelim ki. Dolayısıyla bir yandan enflasyonist baskınız var. Bir yandan da çok ciddi bir tarım ekonomisiyle ilgili zaafınız var. Bu toplumdaki huzursuzluğun ana neden olmaya başladı ve dolayısıyla çok ciddi bir handikap yaşandı diyebiliriz. Bunun siyasete yansıması, bütün siyasi sistemin yeniden örgütlenmesi ki buna prenslikler döneminin açılması da diyebilirsiniz isterseniz ki daha önce konuştuk. Hocam ama bu İber Yarımadası mesela Roma kadar etkili bir merkez olabiliyor mu? Çünkü bence... Olmaya çalışıyor. Olmaya çalışıyor. Çünkü bunu konuşmuştuk hatırlayınız. Özellikle Şalken bu monarşik ilişkiler çerçevesinde aslında Kusa Roma İmparatorluğu'nun devamı. Değil mi? Şalken aynı zamanda yani İspanya Kralı Şarl'dan bahsediyoruz. Aynı zamanda Kusa Roma İmparatoru 1519'dan itibaren. Dolayısıyla karşımızda yeni merkez olan bir çevre var değil mi? Taşra var tırnak içinde. İspanya dediğimiz yer ve o da yeni dünyadan getirdiği bütün paraları, imkanları Kusa Roma İmparatorluğu'nu devam ettirmek için harcıyor. Ne yapıyor? Bir yandan İtalya'yı ele geçirmeye çalışıyor. Yani hem papalığı aslında tabii ki. Yavaş yavaş parçalanmaya başlayan, eski gücünü kaybeden İtalya'yı zapturapt altına almak için inanılmaz savaşlara giriyor ve çok ciddi para harcıyor. Hatta hep derler ya İspanya madem sömürgecilik bu kadar iyi bir şey niye İspanya o kadar zengin kalmadı? Britanya, Fransa gibi diye. Çok basit bir cevabı var. Çünkü İspanya kolonilerden elde ettiği parayı eski düzene devam ettirmeye harcadı. Bir kısmını da Şalken'in kendi bağları nedeniyle Hollanda'daki bankerlere yatırdı. Hollanda'daki bankerlere yatırdığı para, kendisi Hollanda orijinlidir biliyorsunuz. Oraya yatırdığı para Hollanda sermayesini güçlendirdi. Okey. Ama İspanya için harcadığı para İtalya savaşları özellikle İspanya'yı zayıflattı. Bu ne demek aslında? Balkon güçlenirken binanın kendisi olmaya çalıştı. Oysa ki bina çöküyor. Ve o binanın altında eski düzenle birlikte ilk sömürgeci devletler olan İspanya ile Portekiz kalacak. Geriye sermayenin biriktiği Hollanda, İngiltere coğrafyası diyelim değil mi aslında? Liberalizmin yükseleceği yerler kalacak. Tek sorun burada Fransa meselesi. Yani Fransa çünkü şimdiye kadar konuştuğumuz denklemin birazcık dışında ve hatta eski düzeni devam ettirmekten değil de merkantilist sömürgeci düzeninden yanaymış gibi duruyor. Hocam spekülatif bir soru ama mesela merkez İberya Yarımadası dediğiniz gibi parayı tırnak içinde har vurup harman savurmasaydı dünya tarihinde bir değişim olabilir miydi yani şimdiki yaşadığımızdan farklı bir hayat yaşıyor olabilir miydik? Ya çok şöyle zannetmiyorum. Hani o zaman için yeni merkantilist politikalardan yana görünen İngiltere gibi bir devlet bile 200-300 yıl sonra eski düzeni savunuyor pozisyonuna düşeceği için çökecek ve Amerika'ya geçecek bütün liderlik biliyorsunuz. Hani ileride onu konuşacağız.
Yani sömürgecilik İspanya'nın yaptığı tırnak işte hatayı diyelim kendisi açısından. Aslında Britanya'da ileride yapacak. Britanya'da dünyayı ele geçirecek doğru. Güneş batmayan imparatorluk kuracak doğru ama sonuçta Britanya İmparatorluğu olarak bunu yapmaya çalışacak. Siz bütün dünyayı kendi kimliğiniz veya kendi merkeziniz üzerinden yönetemezsiniz. O eğer merkez eskiyi çağrıştırıyorsa değil mi? İmparatorluğu çağrıştırıyor. Oysa mesela ABD'nin ve Sovyetler Birliği'nin zamanı gelince konuşacağız. En büyük avantajı ne? Yeniyi temsil etmeleri. Dolayısıyla yani İspanya başka türlü davranabilir miydi Şalken imparator olmasaydı? Evet belki. Ama hala eski düzeni savunuyor olabileceklerdi aslında. Çağ dönüşüyor. Konuştuğumuz mu? Şimdi yeni düzenin öncülerinden bahsediyoruz yavaş yavaş hocam. Burada benim aklıma Hollanda geliyor. Hollanda ilk cumhuriyet olarak isimlendirilen bir yer olmasına rağmen çok ilerleyen dönemde anılan ya da güçlenmiş bir pozisyona gelmiş bir uluslararası ajan, aktör haline gelemedi. Bunun nedeni üzerine biraz bir şeyler söyleyebilir misiniz? Neden oldu? Ya çünkü Hollanda bir kere başta kuruldu da devlet falan değil, bir şirket. Şirket devletleşiyor öyle diyelim isterseniz. Ve bir tür ne diyelim, Prusya için de başlarda geçerli aslında. Tırnakçıda yancılık yapıyorlar önce. Yani gemi sektöründe, yayılmada vesaire bir know-how sunuyorlar, personel sunuyorlar ama coğrafyalar itibariyle de bunu taşıyacak ya da tarihsel arka plan itibariyle taşıyacak bir ideolojik bagajları yok tabiri caizse. Önerdikleri bir şey yok. Ne yapabilir? Tipik para yapıyorlar yani aslında. Para kazanıyorlar. Ve buradan kazandıkları güçle bir boşluk doldurmaya çalışıyorlar ama hani biz baştan beri şunu konuşuyoruz değil mi? Hiçbir kurucu unsur tek başına devlet kurmaya yetmez. Paranız çoksa, ideolojiniz yoksa devlet kuramazsınız. Roma'da da konuştuk değil mi? Yani gücünüz askeri olarak çok fazladır. Bir yerlere gidersiniz ama onu tamamlayacak diğer kurucu unsurlarınız mutlaka ökdenizde birleştirmeniz lazım. Yani Hollanda bir buradan çok ciddi zaaf yaşadı. İkincisi tabii ki kimilerinin dediği gibi Hollanda'nın mantığı aslında Britanya'da devam etti. Değil mi? Geçen haftada konuştuğumuz gibi Şanlı Devrim diye bilinen şey aslında bir tür Hollanda orijinli Britanya kraliyet ailesi. Ve hatta John Locke'un falan da William of Orange'la beraber devrim yapmaya gittiğini düşünürsek aslında bir zihniyet de kendisini İngiltere'de bayraklaştırıyor. Tıpkı birazcık atıp yaptığım Amerika'nın 200 yıl sonra gelip İngiltere'nin bütün yaptığının bayrağını taşıyacak yeni güç olarak çıkması gibi aslında. Hollanda görece geri planda. Hani tabii ki ön planda. Liberalizmin, bankacılığın, sanatın ilerlemesi de yani proto burjuvazinin burjuvaziye dönüşme süreci diyelim isterseniz. Orada Hollanda tabii ki önde ama hiçbir zaman bayrak taşıyan güç değil. Hocam Hollanda'nın bayrak taşıyan güç olmayıp İngiltere'nin daha sonra bayrağı taşıyacak olmasını düşünürsek İngiltere'nin farklı özellikleri neydi? Bir bunu konuşalım istiyorum. Bir de hem İngiliz ve Fransız devrimlerini ve bu devrimlerin arasındaki farklılıklara doğru konuşmayı ilerletelim. Vallahi herhalde şunu söyleyebiliriz İngiltere'yle ilgili. Birincisi ada. Ada olduğu için her ne kadar tarih boyunca hep kıtada yaşanan gelişmelerden doğrudan etkilense ve hatta biliyorsunuz adadaki bütün bildiğimiz monarşik ailelerin kökeni kıta. Ya Normandiya bölgesinden gelmiş ya kuzeyden gelmişler değil mi? İşgallerle yerleşmişler. Kendilerine bağlı orada düzenler kurmuşlar. Ama her halükarda kopmuşlar tırnak içinde görece. Ne demek istiyorum? Kendi içlerinde de ciddi bir şey mücadeleleri var. İktidar mücadeleleri var. Avrupa'nın kalbine uzak oldukları için ora için yapılan savaşlardan da birazcık azadeler. Yani daha önce konuştuğumuz örneği hatırlayın. Avrupa'yı Avrupa yapan savaşlar bugünkü anlamda söylüyorum. 30 savaşlarıysa başladığı sürece İngiltere bunun dışında. İngiltere çünkü o sırada iç savaşını yapmış. Kendi içinde cumhuriyetçi mi olacağız, imparatorcu olacağız diye kavgasını vermiş. En sonunda da sömürgeci ortak çıkarın, monarşik ama temsili bir ailenin altında örgütlenmeyle devam edebileceğine karar vermiş. Niye demişler? Hani Cromwell örneğini konuşmuştuk hatırlayınız. Biz cumhuriyetçilik yoluna gidersek bile yani bürokratik yönetim aslında Cromwell'in dediğim sivil asker özellikle asker kanadının. Tamam sömürgecilik devam edecek gibi görünüyor. Ve fakat son tahlilde monarşi kadar kuşatıcı bir ideolojiyle bütün toplumu arkamıza takamıyoruz. İçeride ciddi bir kavgaya tutuşuyoruz. Oysaki esas olan ileriye bir atıf yapayım çok güzel bir örnek. Cecil Rhodes'in ta 19. yüzyılın sonunda söyleyeceği gibi içeride iç savaş istemiyorsak dışarıda sömürgecilik yapmak zorundayız. Esas olan çözüm bu aslında. Ve bunu yapacak, yaptıracak tarafsız üst hakem de bizim şamandan beri konuştuğumuz kişi de monarşi ailesi. Yeter ki bize bunu yapacak kadar sembolik olmayı kabul edecek bir monarşi ailesi bulalım. Ki onu da birazcık konuştuğumuz gibi Şanlı Devrim'de buldular. Fransa bunu bulabilir miydi? Bence Fransa da bulabilirdi kendi açısından. Fakat şartlar öyle gitmedi. Çünkü hegemonya savaşı da iki tane galip olmuyor. Hocam peki iki hegemonya olamıyor dediniz. Fransa niye böyle oldu? Daha doğrusu olamadı. Biraz da Fransa devrimi üzerine, Fransız devrimi üzerine konuşalım. Şimdi şöyle bağlayabiliriz aslında. Avrupa'da yaşanan bu kadar kavganın kıyısında, kenarında kalmayı becerebilmiş bir İngiltere
denizde olmasının, ada olmasının ikinci avantajını kullandı. Ve denizlerde çok güçlendi donanmasıyla, değil mi? Onu sağlayan da o monarşi. Yani gemiye top bindiriyorsunuz ve bu bütün bu sömürgecilik misyonunu koruma kollama işini yapıyor, değil mi? Bu inanılmaz bir işbirliği aslında hepimizin bildiği gibi. Ve adada olmanız bunun için bir avantaj. Bu niye önemli? Çünkü Fransa da aynı yola soyunmuş, doğru. Ki bu arada unutmayınız, konuştuğumuz her yerde, her şeyde Kuzey Yarımküre'nin kuzeyindeki hakimiyet mücadelesi aslında. Bu denizlerde geçiyor savaş ve denizlerde Fransa'da sömürgecilik faaliyetine girmiş bir devlet olarak, hatta Avrupa içinde ve dışında hegemon olmaya çalışan bir güç olarak Kusaramon İmparatorluğu'nun yerine, ki hatırlayınız Kusaramon İmparatorluğu varken de Fransa bunu yaptı. Avignon Papalığı diye bilinen dönem var özellikle. Onun en güzel örneklerinden birisi. Papayı da ben seçeceğim. Ben seçemiyorsam papayı kendi papamı çıkaracağım diye bir dönem yaşadı Fransa. Yani bu bir Avrupa siyasetini belirleme arayışıdır, değil mi? Bir sonraki halkada biliyorsunuz Napolyon olacak zaten. Biraz bizim konuştuğumuz dönemde bir sonra. Fransa'da bu hegemonya mücadelesi yapıyor demeye çalışıyorum. Nerede karşılaşacaklar? Denizde. Ya deniz ötesinde ve denizde. O savaşlardan İngiltere'nin karşısında Fransa'nın galip çıkması anlattığım nedenlerle mümkün değil. Hayatınız boyunca tırnak içinde siyaseten Avrupa içi mücadelelerde taraf olup kara ordusuna abanmışsınız. Öbürü de sürekli ada olduğu için kendi içinde kara savaşları yapsa da dışarıya karşı bir deniz gücü zaten. Hele bu donanmanın falan ortaya çıkmasıyla. Ve coğrafi konumu da çok müsait. Amerika kıtasına gidiş açısından düşünürsek. Denizlerdeki savaşı, Amerika'daki savaşı diyelim, Kuzey Amerika'dakine, İngiltere kazandı. İngiltere kazandığında Fransa sömürgelerinin çok önemli bir kısmını kaybetti. Yani gelir anlamında söylüyorum bunu. Kaybedince de Fransa'da çok ciddi bir içe dönüş başladı. Bu içe dönüş bizim karşımıza en temellerde çıkacak, biliyor musunuz? Üniversitelerde aslında. Tırnak içinde üniversitelerde diye bugünkü anlamıyla. Ve hepinizin bildiği gibi bir fizyokrasi, fizyokratlar hareketi başlayacak. Ve çok enteresan bir şekilde yine Çin'den etkilenerek. Yani bugün çok konuşuyoruz bunu ama o dönemde de Fransa'da birden Çin etkisinin arttığını görüyoruz. Çin'deki konfüçyüzmün konuşulmaya başladığını görüyoruz. Fizyokratların, yani saf bilimcilik tırnak içinde gibi görünmekle birlikte, yeni bir öneriyle geldiklerini görüyoruz Fransa'ya. Sömürgecilik dışı bir öneriyle. Hocam hem fizyokratların ne olduğunu biraz açıp hem de bu önerilerin ne olduğundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki, yani fizyokratlar aslında biraz söylediğim gibi tekrar içe dönmeyi söylerken bir yandan da şöyle diyorlar. Fransa, yani doğaya uyum esas fizyokratlara göre, değil mi? Doğanın kanuna uyum esas. Bu laflar zaten hep Çin'den mülhem laflar. Bir yandan da diyor ki bizim Fransa'nın doğasına uygun olan ne? Ne bizim doğamıza uygun olan? Karada tarımla uğraşmak. Tarım, yani denizlerde dolanmak değil bizim doğamıza uygun olan. Karada tarım yapmak. Biz tekrar tarım ülkesi olmalıyız. Üretmeliyiz ve gücümüzü buradan devşirmeliyiz. Aslında bunun arkasında ne yatıyor biliyor musunuz? Tekrar Avrupa'da güçlenmeliyiz. Çünkü Amerika kıtası ve denizler ötesindeki coğrafyada güç kaybettik. Çok önemli. Alıştığımız bir yaşam standardı var bugünkü tabiriyle. Bunu tutmak için ne yapmamız lazım? Kendimize yeni bir güçlenecek alan bulmamız lazım deyip üretimi önermeye başladılar. Bunu yapmanız için bir sürü atılım yapmanız, işte yaşam üretim biçimini tekrar ona uyarlamanız lazım. E buna da kaynak lazım. Kaynak nerede? Bütün savaşlar yapmışsınız, üstüne üstlük sömürgeleri kaybetmişsiniz. Kaynağı yapmamak için vergiler artırmanız lazım. Doğal olarak vergileri artırıyorsunuz. Bizim bugün aydınlanmacılığın başlangıç süreci diyebileceğimiz aşamadasınız. Yani tırnak içinde bilime çok önem verdiğinizi söylüyorsunuz bir yandan. Bu orta sınıfın güçlenmesi demek yavaş yavaş. Daha doğrusu şöyle diyelim. Orta sınıfın kurtarıcılığa soyunması demek. Orta sınıf kurudu. Tipik bugünden baktığımızda aydın hareketleri ortaya çıkmaya başlıyor. Az gelişmiş ülkelerde diye tabir edilen yerlerde daha çok gördüğümüz şey. Ve Fransa'da inanılmaz bir bilimsel tırnak içinde tartışma ortamı başlıyor. Yani ülke nasıl kurtulur? Ve bunu biliyorsunuz, yani en güzel örneği de Fransız devrimi olduktan sonraki birkaç yıl içerisinde her bir zümre neredeyse sırayla iktidara gelecek. Avukatlar, bilmem ne bürokratları falan gibi, yani karikatüze ediyorum tabii ki ama o Fransız devrimi sonrası iktidara gelen grupları düşünürseniz her biri sırayla, tabii her birinin işi biteninde başı giyotinde kesiliyordu bu arada, onu da biliyorsunuzdur. Ve çok önemli figürler çıkardılar kendilerine. İktidarı hangi görüşün ele geçireceği kavgası başladı. Bence bu, tersinden söyleyelim, tam bir yanılsama aslında. Çünkü yani bizim gibi ülkeler için de bunu belki uyarlayabiliriz. Siyaset aydınların masa başında yaptığı bir şey değildir hiçbir zaman. O yüzden yanılsam olur olsun. Bence Fransa öyle bir dönem yaşadı. Bu dönem çok acılı bir dönem oldu. Ve hepinizin bildiği gibi devrim denen şey Napolyon'u çıkardı ortaya. Hocam farklı farklı zümrelerin, farklı farklı grupların Fransız devrim süreci boyunca iktidara geldiğini ve sonunda başlarının kesildiğini, giyotine gönderildiğinden bahsettiniz. Bu yarışan rakip ya da çeşitli zamanlarda, çeşitli dönemlerde ittifaklar kuran zümrelerin ortaklaştığı, ayrıştığı yerler nelerdi acaba?
Vallahi neredeyse tek bir noktada uzlaşıyorlardı. Sömürgeciliğin devam etmesi. Çok bizim bugün liberal, liberter düşüncenin diyelim ya da liberal düşüncelerin hatta sosyalizan düşüncelerin yeri geldiğinde çok önemsediği bazı kült isimler var o dönemden biliyorsunuz değil mi? Robespierre gibi vesaire. Bu isimlerin bile eğer Fransız devrimi sürecindeki Kırnakçı'da parlamentoda yapılan görüşme tutanaklarını okursanız bir şey görürsünüz. Sanırım Robespierre'in lafı bu. Bir tülün arkasında kalması gereken bir meseledir sömürgecilik diyor. Hiçbirimiz ona dokunmamalıyız. Varlığını bilmeliyiz ama hiç ona dokunmamalıyız. Çünkü ortak kırmızı çizgimiz. Yani bu bir tırnakçı bir bilinç değil mi? Kabul etmemiz gereken bir sınıfsal bilinç. Hangi sınıfsal? Ulusal sınıfsal bilinç neredeyse. Hepimizin ortak çıkarı bu diyor. Hatta bu konuda benim çok önemsediğim bir örneğimiz var. Biliyorsunuz 1789 Fransız devriminden sonra yaşanan tartışmalarda ilk anayasa 1791'de yapıldı. Böyle ne diyelim insan ve yurttaş haklarının ilk ciddi metinlerinden birisi kabul edilir. Amerikan devriminden sonraki ya da işte Glorious devriminden sonraki ilk ciddi metinlerinden birisi kabul edilir. Herkes de orada işte her insan eşit doğar dendi diye varsayar. Tabii önce şunu söyleyelim orada bir kere her erkek diyor. Men lafı kullanılıyor ve bu feminist hareketin haklı olarak çok eleştirdiği bir şey. Ama genelde denir ki ya o dönem işte men deniyordu zaten insana falan. Hani bunu şimdilik bir kenara bırakalım. Benim ilgimi daha çok çeken nokta şu. Diyelim ki her insan kastedildi falan. Öyle belli bir gelir grubu üstekiler de kastedilmedi ki o zaman öyle bir şey de var. Diyelim ki her insan kastedildi. Fakat anayasanın en sonunda diğer hükümler diye bir kısım vardır. Ve orada der ki bu anayasada yazılan hiçbir şey sömürge topraklarına uygulanmaz. Orada bir kere zaten sömürgeciliğin ortak bir çizgi olduğunu gösteriyor. Siz bu ortak çizgi deyince de aklıma şey geldi. Haiti devrimi. Tam onu söyleyecektim. Hatta o dönemde biliyorsunuz Haiti'de bir devrim oluyor. Ve Haiti devrimi tırnak içinde Fransız devrimine baktığınızda bayağı devrime benziyor yani. Daha devrim en azından öyle diyelim değil mi? Ben orada da bazı tartışmaya değer noktada olduğunu düşünmekle birlikte en azından siyahlar beyazları iktidardan atıyorlar değil mi? Ve bu çok önemli bir devrim. Ama o devrimin liderinin adını ben bile söyleyemiyorum. Ya bu konuyu o kadar önemseyen ben bile Fransızca olduğu için söyleyemiyorum ama sistem bana istese bunu çoktan ezberletmişti değil mi? Kulağım buna çoktan alışmıştı. Adını bile bilmiyoruz. Niye? Çünkü onu saymıyoruz bir de işte. Oysa ki tekrar ediyorum 1790'ların aynı dönemde yani. Fransız devrimi sürecinde bir yandan insan hakları beyan ya da kurucu metninde böyle yazan bir tırnakçı devrim süreci var. Bir yandan da yaşanan bir gerçek devrimi görece gerçek devrimi görmezden gelen bir sistem var. Dolayısıyla Fransız devriminin özünde aslında birçok diğer tartışmalar bir yana İngiltere'de olduğu gibi ortak çıkar olan sömürgeciliği mevcut tarafsız üst hakem rolü oynayan bir monarşi etrafında çözememenin getirdiği bir kırılma olarak görmek daha doğru. Ve bu kırılma bir çözüm üretmedi. Çözüm üretmedi nereden biliyoruz? Tekrar ediyorum o süreç zaten çok kanlı geçti ve kimse galebe çalamadı. Ve daha da önemli bir şey var. Buradan devrimin idealleri tırnakçıda galip çıkmadı. Hocam aslında burada sizin de söylediğiniz şey ek olarak hani bayrağı Haiti devriminden sonra ülkenin kızıl kara olmasına rağmen böyle o hareketin lideri olan, o devrimin lideri olarak gösterilen insan Louverture de aslında köle sahibi bir siyah. O yüzden de hani kendi içinde de bir sınıflaşma. Aslında devrime karşı devrim olarak yapılmaya çalışılan şeyin içeride de bir kendisine karşı devrim yapılabilecek bir unsur olarak kodladığı siyasal unsurlar yaratılıyor ve bunlar üzerinden kendini yeniden güçlendiriyor, sistem yeniden üretiyor gibi düşünmek lazım. Aynı fikirdeyim. Zaten onun için birazcık da hani kendi yani orayla ilgili nüanslı konuştum. Hatta şunu hatırlatmama izin verin bunun hemen üstüne. Abraham Lincoln'den Simon Bolivar'a kadar. Yani dünyanın liberal, liberter ve solcu ideoloji akımlarının bayraklaştırdığı bütün isimler çok benzer tavırlara sahipmişler. Hatta Gandhi'yi düşünün değil mi? Gandhi pasifizm vesaire vesaire ama kas sistemindeki yerini ve İngiliz eğitiminden geçmiş bir avukat olmaklığını, Güney Afrika'da yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yani bizim belki de idealiz ettiğimiz anlamda zaten bir devrimden hiçbir yerde bahsetmiyoruz şu anda. Hocam biraz önce Fransız devriminin aslında tahayyülünden daha farklı bir sonucun ortaya çıktığını, başka bir şey ortaya çıkardığından bahsettiniz. Orada kim çıktı bir onu öğrenebilir miyiz? Napolyon çıktı. Hepimizin bildiği Napolyon çıktı ve Napolyon'un çıkması sadece aramızda uzlaşamadık bari şu olsun diye üçüncüyü seçme değil. Napolyon bir şeyi temsil ediyor. Neyi temsil ediyor? O sırada Mısır'da yaptıklarıyla yani bu iş karada yani kıtada tekrar Fransa'yı hegemon güç haline getirmekle çözülebilir ancak içeride birbirimizi yemeyelim arkadaşlar diyen bir kişi imparator ilan etti kendini. Fransız halkını da peşine şöyle taktı. Tıpkı Cecil Rhodes'e birazcık atıp yaptığım gibi. İçeride savaş yapmayalım dışarıya yayılalım deyip madem denizlerde yayılamadık yani Amerika kıtasına doğru yayıldığımız bütün güçleri elden kaybettik. İçeride yayılalım. Nereye yayılalım? Kusarama İmparatorluğu'nun topraklarını ele geçirelim.
Değil mi? Madem çöküyor çözülmesine ben de hatta bir ara onun tahtına göz dikmiştim. Sonra denizlere açılmıştım. Şimdi tekrar Kutsal Roma İmparatorluğu'nu benim öncülüğümde canlandıralım diyen kişi Napolyon aslında. Rastgele bir figürden bahsetmiyoruz ve yapacağı şeyler de bunlar. Tabi hesaba katmadıkları var. Hem Napolyon'un hem de ona benzer fikir söyleyecek Hitler'in daha sonra hesaba katmadığı bir şey var ki ancak bugün Avrupa Birliği bunu çözmüş gibi görünse de onun da hesaba katmaya da ısrar ettiği ya da içinde bulunduğu bazı şeyler var. Ukrayna Savaşı'nda gördüğümüz gibi onu da zamanı gelince konuşacağız. Hocam peki bu hesaba katmadığı şey neydi? Hesaba katmadığı şey şu arkadaşlarım. 16. yüzyıldan başlayarak Kuzey Yarımküre'nin kuzeyinde devasa bir sömürgeci ticari network kurulmaya başladı. Yani bunun merkez konusu mesela Kürk yavaş yavaş bildiğiniz üzere. Özellikle Kuzey Yarımküre'nin kuzeyini düşünürsek Kürk sadece altın ve gümüş değil artık. Yeni şey kömür daha sonra. Bu network neyi kapsıyor? Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Prusya'nın bir kısmı ve Rusya'yı içeren inanılmaz bir sömürgeci kompleksten bahsediyoruz. Bu yavaş yavaş oluştu. Yani şöyle diyelim, Rusya bir kere denkleme dahil olmaya başladı. İvanlardan sonra iç savaş dönemi, Peter vesaire, özellikle Petro döneminden sonra Rusya çağın getirdiği yenilikleri de yavaş yavaş ileride kullanacak. Mesela demir yolları gibi değil mi? 19. yüzyılda. İnanılmaz bir Sibirya ve kuzeyine yönelik, Orta Asya'ya yönelik sömürgeleştirme faaliyeti, Kafkasya'ya yönelik sömürgeleştirme faaliyetine başlayacak. Ve İngiltere ile birlikte bu network'ün parçası olacak. Yani hani daha sonra belki Rus devrim üzerinden de konuşabiliriz ki oradaki tartışmalar da bunu ilgilendiriyor. Kuzey Yarımküre'nin kuzeyindeki çıkar birlikteliği Fransa'nın ve sonra Almanya'nın bir kısmının buraya yapacağı bütün saldırıları def edecek aslında. Yani tipik bir orada efendim Napolyon geliyor, Hitler geliyor, bunlar kötü insanlar durduralım değil. Hatta biliyorsunuz Hitler genelde kötü insan olarak kodlanır. Yani genelde dediğim maalesef böyle demek durumdayım. Çünkü son dönemlerde garip bir Hitlercilik de var. Ama en azından sağduyulu herkes Hitler'i kötü olarak görüyor diyelim. Şimdi bir kenara bırakalım. Ama Napolyon için aynı şeyi söyleyemeyiz. Napolyon çoğu kişi için böyle askeri bir deha neredeyse ya da liberalizmin yayıcısı değil mi? Liberal fikirlerin yayan hatta neredeyse temiz yüzlü bir adam diyelim değil mi? Ama o ikisinin de yaptığı şeyi durdurmak isteyenlerin derdi bunların kötü olması değildi. Devletler arası ilişkileri bu organize etmiyor. Onların derdi bahsettiğim o devasa komplekse yapılan saldırıyı durdurmaktı aslında. Değil mi? Statikoyu savunmaktı yani kendileri açısından. Hocam bugüne dair de Avrupa bütünleşmesi literatüründe nedense hep Napolyon'la başlatılır Avrupa bütünleşmesi. Ya da Napolyon'a referans verilir ilk Avrupa bütünleşmesini. Filizlendiren ya da siyaseten evet. En azından sağlayan kişi olarak ama Hitler hiç refere edilmez. Oysa Hitler de Avrupa'nın büyük bir kısmını hatta neredeyse hepsini bütünleştirmiş insan. Hani politik olarak sevip sevmemekten ayrı bir şey. Bütünleşmek bir şey istemiş. Kendi hegemonyası altında buluşturmak istemiş birisi. Bunun nedeni de aslında inanılmaz bir ne diyelim sosyoekonomik mücadele var o kıtada. Doğal olarak her yerde olduğu gibi ve mesela Jean Monnet'in ünlü lafıyla söylersek Avrupa bu kadar fazla egemenlik devletçiklerine bölünemeyecek kadar küçük bir coğrafya aslında. Değil mi? Sosyoekonomik üretim ve yaşam biçimi düşünürse genelde ne diyor bunlar aslında? Bu kadar bölünmemeliyiz. Güçlü olmak istiyorsak diyorlar. Ama biz yani yerimizde kalalım. Napolyon'un durdurulmasının nedeni ya da Napolyon'un önce Fransızlar tarafından seçilmesinin nedeni Avrupa'yı hegemonya altına alması tam da bunun elinde de durduruldu zaten. Çünkü artık karşıda devasa bir sömürgeci ticari kompleks var. Hocam o zaman şöyle yapalım Napolyon'u durdurmuşken devamına bir sonraki bölümde geçelim size de uygunsa. Tabii ki. Peki bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.